Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, yorulduk mu? Artık emeklerimizin karşılığını alma zamanı geldi, çattı. Bakın, kapçık gibi giyindim bugün, kapkalın bir şeyle çıktım karşınıza. Niye bununla çıktım biliyor musunuz? Çünkü ben bunu her giydiğimde üniversite yıllarımı hatırlıyorum. Çünkü bu üstümdeki tam 1999 Yılında ben üniversiteye girdim. 2000'de 21 yıllık. Benim üniversiteden kalma tek eşyam diyebilirim. Ee, ve bunu sürekli de giyiyorum arkadaşlar. Üstümden çıkarmıyorum spor yaparken falan. Çünkü çok güzel hatıraları var. İnşallah sizlere de bu güzel hatıraları hatırlatacak eşyalarınız ne olacak? Üniversiteye gidiyorsunuz. Hayatınızın en güzel yıllarını yaşayacağınız yere gideceksiniz. Pandemi sürecinde gidemediler gerçi ama inşallah geçeceğiz onu da. En güzellerini yaşayacaksınız. Evet hazırsınız. Ben hepinize inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Selim Hoca'nın öğrencileri korkmaz. Selim Hoca'nın öğrencileri daima dik durur. Dimdik duracağız. Sınava gireceğiz. Yapacağım diye gireceksin o sınava. Yapacağım. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Ve o üniversitenin kapısından gireceğiz. Bak yazı siliniyor giderek hiç dokunmuyorum. Var bir hayalimiz o hayali gerçek yapmaya o hayali o yazıyı tamamen silmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar duygusallaştırmayalım kendimizi ya sınava gideceğiz dimdik gideceğiz. Şimdi sınavla ilgili de birkaç bir şey söyleyeceğim tabii ki. Şimdi arkadaşlar TYT sınavını özellikle ele almak istiyorum. Diyorum ki sınav şansı denilen bir şey var. O sınav şansı hepinizin yanında olsun. Ama sınav şansının yanında olabilmesi için TYT'de şunu unutma. Bak çok böyle püf noktalar bir şeyler anlatmayacağım ama. TYT'nin bahçeye girip sepet doldurma, elmalarla sepeti doldurma sınavı olduğunu unutmayın. En tepedeki elmayı alacağım diye uğraşmayın. Hep söylüyorum. Önce kolayları turlama tekniğini yapacaksın. Sınava giriş çok önemli. Şimdiye kadar kendine bir strateji geliştirdin ama matematik sorularında takılıp sosyalleri çözmezsen netlerin istediğin seviyeye ulaşmaz. İstersen matematikten önce sosyali bile çözebilirsin. Kafa temiz rahat olur. Tamam mı? Stratejini sen kendin geliştirmişsindir ama mutlaka matematik netinin az olması sıralamanın iyi olmayacağı anlamına gelmez. Bunu sosyalle, fenle, Türkçeyle tamamlayabilirsin. Sepeti doldur. Turlama taktiğine bak. Çok eskiden çektiğim turlama tekniği diye bir tane video var arkadaşlar. 2-3 yıl önce çekmiştim. İlk videolarımdan. Ee, o videoyu bulabilirsen. Bıyıklı matematik turlama tekniği diye bir arat. bulabilirsen izle. Sınavla ilgili verdiğim bazı taktikler var. Oradan bakabilirsin. Evet. Matematik sorularında cebelleşmeyin. Türkçe sorularında cebelleşmeyin. Yapamadığınızı işaretleyin geçin. İlerideki sorular senin için daha önemli. Hedeflediğin soru sayısını işaretlemek zorundasın. Türkçeye bir saat matematiğe bir saat ayırırsan sınavın gideceğini tecrübe ettim biliyorsun. Tamam mı? Güzel bir şekilde bu sınava bakın hep söylüyorum bu TYT sınavının en kritik branşı matematik değildir sosyaldir. Bazıları hep bakıyorsunuz arkadaşlarınız sizden ileride oluyor. Niye? Sosyal çözüyorlar çünkü. Bunları unutmayın. Evet çok fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Gelin bir sarılalım ya. Bir sarılalım hadi. Hepinizi hissediyorum gerçekten. Hepinizin yanındayım, dimdik. Siz de sınava böyle beyniniz açık şekilde gidin. Neşeli olun o gün, tamam mı? Sınava gideceğiniz gün neşeli olun. Sabahleyin mutlu uyanın, mutlu. Tamam, böyle asık surat, böyle olmayın. Sınava ne kadar mutlu, umutlu giderseniz o kadar güzel olacak. İnanın bana. Sınava böyle en güzel gününüzde, en güzel motivasyonunuzda girmelisiniz ki böyle her şey yolunda gitsin. Asık suratlı olduğu zaman çakralar kapanıyor. Kapatmayın çakraları. Açın mutlu olun. Tamam mı? Ha şöyle soranlar hocam ders çalışalım mı? Arkadaşlar yavaş yavaş ders çalışma işini bırakın ama mesela biyoloji defterini aç. Sayfaları çevir şöyle sayfaları çevir bak oku. TYT'den çıktıktan sonra bile bunu yapabilirsin yani ama kalem almak yok gidip deneme meneme çözme. Aç şöyle eski notlarını işte sosyedeki notlarını Türkçe notlarını işte fen notlarını kimya notlarını edebiyat notlarını sayfalarını çevirip bak. Tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten. Sevmesem bu işi yapmam zaten. Hepinizin yanındayım. Hadi bakalım kazanında da gelin lan. Kazanın gelin. Hadi hadi hadi. O hayale koşuyoruz. Evet. Pazartesi günü bir değerlendirme videosu atacağım. TYT'den sonra hiç YouTube butup açmayın arkadaşlar. Ha bir de şunu söyleyeyim. TYT'den sonra lütfen 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 etrafınızdakilerle çok fazla görüşmeyin. Bakın sınav zor olsa bile, senin netlerin düşük olsa bile, herkesin bu şekilde, herkesin o sınava girdiğini unutma. Önemli olan sınavın AYT sınavı olduğunu sakın ola unutma. O yüzden dimdik olmalısın. TYT'de nasıl geçerse geçsin, nasıl geçerse geçsin hiç umursama. AYT sınavına gir, göm soruları, göm soruları sıralamanı istediğin yere getir. Tamam mı? Öncelikle sınavımız hangisi arkadaşlar? Haydi bakalım yine uzattım çok konuştum can dedim. Konuşturdunuz da beni konuşturdunuz. Konuşturdunuz da beni konuşturdunuz. Kendinize çok iyi bakın. Seviyoruz size.